Efendim. Farz edin şimdi tuttum bu yayın balığını. Nelen çayı. Meşhurmuş yayın balığı. Şimdi daha büyükleri de var da şu sıralarda bu boyda yakalanıyor. Ondan sonra hemen burada o balığı şöyle koyayım mı? Nihat Bey. Şöyle bırakabilirsiniz. Şöyle. Evet. Biz neredeyiz? Efendim burası Beyler Köyü, Kocaeli'nin çok eski bir köy. Bu köyde dediler ki yayın balığı yenir. Ne yaptın buna? Pul biberle, zeytinyağla marine ettim. Diğer tarafta da mısır unu, buğday unu, limon suyuyla beraber ve yumurta bir akı ile beraber bir harç yaptık. Bu da sazan, melen sazanı. Melen sazanı. Çok büyük değil herhalde. Bunlar aşağı yukarı 2,5-3 yaşındaki balıklar. Yayın balığı dip balığıdır. Tatlı sularda, derin yerlerde gezer ve kılçıksız balıktır. Beylerköy'ün niye meşhur? Beylerköy meşhurluğu şuradan çıkıyor. Bir tarihi köy, eski aşağı yukarı 400 yıllık bir tarihi var. Artı rafting bitiş noktasıdır. 1991'den beri bu işi yapıyoruz. Firmalar der ki biz 50 kişiyiz. Biz ona göre hazırlığımızı yaparız. Bize cuma günü bildirirler. Burada biz onların dilediği şekilde ağırlarız. Sevgili seyirciler, şimdi bir serpme attıracak. Orada bir sürü olduğu keşfedildi. Ama çok yavaş hareket ediyor. Çünkü su berrak olduğu için balık hemen kaçıyormuş. Bakalım şansına gelecek mi? Sazan mı geldi? Biri sazan, biri değişik balık. Şöyle. Gördüğü zaman uzaklaşıyor. Gece bu, olsa daha iyi. Bu sazan. Sazan. Biraz sonra hani yiyeceğiz ya, pişiyor evet. Şu anda buğulaması. Bu? Bu da burunlu dediğimiz bir balık. Yani bu da akıntıyı seven. Aynı alabalık. Bu nesi yapıyor? Lezzetinde. Yine bu yaptığımız gibi kızartması, buğulaması oluyor. Affediyoruz ve cuk. Yılan da geliyor. Melenin sazan balığı. Ve bunun buğulaması güzel olur. Bir tarafını mısırınla batırıyoruz. Hı-hı. Kızgın yağ atıyoruz. Melen usulü sazan pişirme. Evet, evet. Bir tarafını mısırınla unluyoruz. Ve bunu ince ince kesiyoruz. Kılçık kalmasın diye ince kılçık. Bir tarafını unlarız. Tavaya atarız. Pişer. Çevirdiğimiz zaman dışarıda domates, biber, soğan, bilhassa yeşil nane. Bunu tat veren şeylerde. Defne yaprağı da olabilir. Öyle ha. Tabii. Kapağını kapatıyoruz. Ne kadar pişecek? 15 dakika böyle ağır ateşte pişecek. Balımız hazır oluyor. Şimdi yayın kızardı. Sazan pişiyor, buğulama. Efendim bu tarafta yemekler var. Bunların isimlerini senden öğrenelim istedik. Ne bu nedir? Bu bazdamaç. Bazdamaç. Bayağı büyük yapılıyor yani. Evet. Bu cevizli çörek. Cevizli çörek. Bu baklava. Baklava. Bu şey makarna mı ne karnarsın? O ne dedi? Kesme makarna. Hala şimdi bize dediler ki evet. Halanın çok renkli bir hayatı oldu. Mesela dediler. Hala dediler kuma geldi. Ben gittim o kumun karının üstüne. Ama... O karı dedi yani seni isteyen beynin hanımı seni gelmiş istemiş. Evet. Kaç yaşındaydın? 22 yaşında bunun Celal'ın babasına geldim. Peki bir şey söyleyeceğim, bir yüzüme bak yüzüme. 22 yaşındasın, gencecik böyle. Kumalığı nasıl kabul ettin? Kızım o zaman fakirlik şeylik vardı, bunlar da biraz zengindiler. Dedim ki kuma da istedi beni. Olsun diye. Gelelim kıssadan hisse. Bugün artık kumalık falan yok değil mi? Yok. Bu öldü Allah rahmet eylesin. Kumalık iyi bir şey mi? İyi durursan iyi bir şey. Hemen dövüş kavga edersen kötü bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Beyni niye iki hanımla paylaşasın? Ya onun yanına da gider, sen yanına da gelir. Olmaz olmaz, sus. Ağzına biber sürerim ha. Olur. Olmaz olmaz. Olur. Olmaz. Bal gibi olur. Olmaz. Neyse. Kıssadan hisse. Kumalık iyi bir şey değil, değil mi? Değil. Değil. Emme. Eşer. Ya şimdi ben gittim diye.
Yani şimdi sen diyorsun ki biz hayatı paylaştık, beraber ortak diyorsun falan ama eskide kaldı onlar. Böyle bir şey yok şimdi. Şimdi bir karıya bakamıyor adamdı. O zaman iki tane, üç tane karıya bakıyordu. O devrin gününde. Hey be, ne erkeklermiş değil mi? Tabii. Aslan Allah'ım, açtın nasıl? Güzel olmuş mu? Bir bak şöyle. Güzel, ben damat güzel yapar kızım. Damat. Sever misin damadı? Sevmem mi? Ama iyi damat olursa, kötü damat olursa istemem. İstemezsin, tamam. Olmadı değil mi öyle bir şey? Oldu, oldu. Ben aileyi karıştırmayayım değil mi biraz? Karıştırayım mı? Bu damadım çok iyi. Allah razı olsun. Aynı oğlum gibi. Başka kötüler var mı? Vah. Kaç tane? Bir tane var. Neyse, mesaj yerine gitti herhalde. Almıştır değil mi mesajı?